Mükemmel bir spor sonrası kombini. O kadar güzel yağmur yağmış ki araba temizlenmiş. Herkese yeniden merhaba ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Şimdi tam arabaya binerken dedim ki çekeyim. Çünkü bilmiyorum şu anda ne çekiyorum ama çok fazla da insan var şu anda burada. Hafta sonu günlüklerine başlıyoruz ve evden çıkıyoruz. Yani evden çıktık gidiyoruz. Bugün bir ilk yaşanacak ve hayatımda ilk defa Yunan restoranına geldik. Mert de daha önce gelmemiş. Hep böyle konuştuğumuz bir şeydi ama ben çok açık değildim. Ama bugün yeniliklere açık olduğum bir gündeyim. Bu arada Kreta'da Yunanca'da grit demek. Ben bilmiyordum, belki bilmeyenler vardır diye söylemek istedim. Menüyle birlikte geldiler. Şu uzo ama bunu bilmiyorum. Biz ortaya bir tane de böyle meze tabağı söyledik ama küçük dedik. Böyle bir şey geldi. Nasıl yiyeceğiz bu kadar şeyi bilmiyorum. Evet, biraz da Yunancamızı geliştirelim. Ben ana yemek olarak böyle somon söyledim. Yanında küçük patateslerden var ve patlıcan var ama ben asla patlıcan yiyemeyeceğim. Alerjimden korkuyorum. Mert'te de kumpir gibi bir şey var. Kumpir var, aynen. Ve yanında da tek bir et. Evet, şimdi tam bir golden hour havası. Şimdi Mert sepeti bırakmaya gitti. Ben de bir güncelleme vereyim dedim çünkü. Şimdi böyle market market gezdik. Yunan restoranı güzeldi, fena değildi. Yani beklentimizi fazlasıyla karşıladı diyebiliriz. Ama işte çok fazla patlıcan vardı her şeyde ve benim alerji durumum olduğu için patlıcanlı şeyleri yiyemedim çok. Ama onun dışında çok iyiydi gerçekten. Verdik yani şükunu. Değil mi? Yunan restoranı nasıldı? Yunan restoranı. Zaten araştırarak gitmiştik. Evet. Güzeldi bence. Bence de güzeldi. Yani bugün güzel bir yemek yedik. Tek yemek yedik ama güzel yedik. Yani hızlandırdım çünkü arabaya gitmesi gerekiyordu bütün poşetlerin. Onların hepsini çıkarttım ve şurası kaldı. Onun dışında da bütün sebze meyveyi yerleştirdim. Zaten kabak, domates, biber, marul ve burada da çeşitli biberlerden aldık. Burası böyle. Edamame aldık. Şurada o da. Tereyağı aldık. Tereyağıyla bir sade yağ yapmayı deneyeceğim. Nasıl olduğuna bakacağım. Zaten çok zor olmasa gerek. Bir sürü kahve aldım. Böyle indirimden. Mövenpik ve Kapsa. Bunlar da protein barlarım. Spor yapıyorum ya artık. Böyle bir şeylere girdim. Modlara girdim. Bir de şöyle bir şey varmış. Bunu çok merak ediyorum. Beyaz, çikolatalı ve çilekli. Çok güzel olabilir bu arada. Şimdi şarapları yerleştirelim ve burada hurma, çiğ fındık ve pikan cevizi bulduk. Onlardan aldım. Set aldık zeytinyağı için. Patates, soğan ve sarımsak. Yarın turlu yapacağız çünkü. Ve burada birkaç tane daha. Sıkmayacak
Şimdi bayağı ısıtma işlemi bitti. Üstünden de bu kadar köpük çıktı. Yani dalga geçiyorsun. İkinci defaya çekiyorum bu videoyu. Bu kadar köpük çıktı deyince Mert de dalga geçti. O yüzden böyle gülesim geldi. Bayağı bir şey çıktı yani. Ve dibi de bu kazein galiba. İşte bağımlılığı yapan madde buymuş. Şimdi bunun üstündekini bunu aktaracağım. Dibinde böyle bir şey kaldı. Köpüğü burada. Ve şöyle berrak bir sıvı oldu. Resmen tereyağını 3'e ayırdık. Sade yağ koyacağız şimdi. Normalden daha az koymak yetiyormuş diye okudum.